Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Önceki çekmiş olduğum videolarda da belirttiğin gibi şu gaz kesicisinde sıkıntı vardı. Bu tüpün beyni patladığı için değişmiş oldu. Şimdilik bir sıkıntı yok. Düzeldi. Fakat belli aralıklarda özellikle araç ısınıp hararet 90'lara geldiğinde, diyelim ki araç geldi, ışıktı, durdu, devriyaja bastım, bekliyorum. Stop edecek gibi oluyordu. Devir düşüyordu. Stop ettirirsem de çalıştıramıyordum. Bunun arızalı olduğunu bulmuştum. Şimdi bununla ilgili bu süreci uzunca detaylarıyla aktarmak istiyorum size. Bazı notlar aldım. Onlar üzerinden aktarmaya çalışacağım detayları. Buraya bir röle bağlayacağız. O neden, niye bağlayacağız? Detaylarına değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki motor soğuk, belli süre gidiyorum, hararet 80-90'a gelince bir şey yok. Sonra tekrar geri eve dönerken ışıklarda araç titremeye başlıyor, devir düşüyor. Stoplayacak gibi oluyor dedik ve stoplarsa da artık çalışmıyor. En büyük sıkıntım buydu. Stop etmesin diye sürekli gaz veriyorum ya da cikleyi çekiyorum. Bu sefer de çok gaz yiyor, gerçekten eziyete dönüşüyor. Çok araştırdım, ustaya gittim, sordum. Kimse çözüm bulamadı, sıkıntıyı bulamadı. Zaten 2 yıl önce motor komple yapılmıştı, neden yapar bunu diyerek araçta değişmeyen ne kaldı deyip ateşleme bobini ve buji kabloları kalmıştı. Ayrıca LPG kesici hiç değişmedi, belki LPG filtresinden yapar diye düşündüm. Hatta kesici acaba tam açmıyor mu diye baktım, voltaj ölçümü yaptım. Normal görünüyor. Sonra şase kontrolü yaptım, ek şase verdim, yine düzelmedi maalesef. O zaman belki LPG regülatörü yapar diyerek bakacağım ama o da Lovato marka. 2 yıl oldu değişmiştim. Yeni değişmişti. Hatta 1 yıl sonra diyaframları motor suyu değiştirme yüzünden kirençten pastan gitmişti. Garantiden değiştirildi. Bu ihtimalle gitti. Yine de bu ihtimale karşın LPG kesicileri, filtre, regülatör, gaz kesicisini sökerek kontrol etmeye karar verdim. Tekrardan gelen gaz boru hattına bağlı LPG kesicilerini sökeceğim filtre değiştirmek için, fakat elimde filtre yok. Bununla alakalı regülatörün kafada biriken yağ almak için yağ alma tapasını söktüm. Biraz yağ birikmiş, boşaldı. Sonra rölantı ayar vidasını söktüm. Tapası var, onu söktüm ve kesicinin bağlı olduğu civatayı söküp kontrol ettim. Yaylı parçaları, her şeyi inceledim. Sonra yağ pislik vardır diyerek pompayla hava vurdum, temizledim, toparladım. Sonra yine bir düzelme olmadı ve bu işlemin videosunu da yine çekmiştim. Onu da eklemeye çalışırım video. Onu da ekrana ya da video sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Devir düşmesinden dolayı yanıltıcı olarak acaba hararetten, ısıdan dolayı şüphelenerek sanki motoru bir şey sıkıyormuş gibi diyerek acaba kompresör falan mı yapıyor, devir daim pompasını zorluyor veya da direksiyon pompasından deyip, çünkü zorlanıp kayışlarla beraber devre mi düşünüyor, bunları kontrol ettim. Bunları yaparken ekstrem denemeler yapmam gerekiyor. Hani bu sıkıntıyı yaptığında stop edip pompa kayışını çıkarıp deneyim diye bile gibi fikirler geliyordu aklıma. Çünkü sıkıntı öyle büyüktü ki denize düşen yılana sarılır misali. Uğraşıyordum her şeyle. Sıkıntı öyle ki akşam gelip akşam arabayı yerine çekeceğim. Tabii farlar yanıyor. Araba fan açmış. Elektriğe yük binince de devir düşmesi artıp iyice stoplayacak gibi oluyor. Geri çıkarken sorun oluyor. Eziyete dönüşüyor. Aracı park edemiyorum. Lambaları kapatıyorum ki yük binip de stop ettirmesin. Aracı yerine çekebileyim. Böylelikle sorun elektriksel olgusu artıyor. Acaba fan devreye girdiğinde mi bir sorun var? Kablo, şase, sigorta, röle bu durumlarda sorun yaratıyor. İyice kısır döngüye dönüşüyor iş. Bu noktada da şarj dinamosu mu acaba sıkıntı? Kabloları kopuk ya da bobin sargıları, yastıkları arızalıdır diye düşünmekten kendimi alamıyorum bir türlü maalesef. Bu sefer onlara yöneliyorum. Diğer sorun ateşleme modülü olabilir mi? Çünkü önceden 3 kere bozuldu, değiştim. Acaba ısınıp sıkıntı yapıyor, ateşleme zayıflayıp devir düşüyor. Kafamda deli sorular var bu şekilde. Bayağı bir uğraşıyorum. Ben de Digiplex 2 beyin iptal edilmiş. Doğan SLX dik distribütör var. Bunu diğer videolarda olduğunca bahsetmiştim. Bununla ilgili de videolar olmuştu. Bu dik distribütöre takılmış olan modülü bozulup daha önce değişmiştim. Ve bir keresinde de bozulunca komple distribütör değişti. Bu durumda da beyin Digiplex olmayınca rölanti ayarı dengesiz ayar tutmuyor. Biraz artırsan rölantiyi, sıcakken devir 1100-1200 oluyor. Düşürsen çok düşük, 700-800 devir. Sıkıntı yapıyor. Beynin olmaması, manifold üstünde bir sürü muşur sensör falan var. Acaba onlar mı desem benzine göre ayarlanmış. Kullandığım tüp bir anlamı yok. Neyse, ateşleme bobini kontrol ediyorum. Stoplama zamanı belki ısınınca sorun yapıyordur diye. Normal ısıda eli bile
Yakmıyor. Buji kablolarını değiştim. Düzelir gibi oldu. Sonra yine tekrarladı. Hatta bobin ana buji kablosu üzerinde tüp düğmesine tetik alma sargısı var. Orayı da söküp inceledim. Normal temiz. Yok yok yok, maalesef bir türlü olmuyor. Bir türlü düzelmediği gibi de. Yine bir kere de bir ustama sordum. Voltaj ölçümü yap dedi. Ölçtüm gelen voltajı 9 volt seviyesinde. O da normaldir dedim. Hani yüke bindiği için 9 volta düşüyordur ve kesici açıyor da bir sorun yok. 9 volt 12 volt arasında çok büyük fark olmadığından dolayı da dedim hatta şase kontrolü yapayım. Yine de şaseleri de denedim. Bir problem yok maalesef. Şaseyi tam alıyor. Ölçümler normal. Yine bir türlü sıkıntıyı bulamadım. Başka bir ihtimal tüp düğmesi aklımda. Acaba onu bozuktu diyerek direnci, rölesi, kablosu, soketi onu değiştirmeyi denemeyi kafaya koydum. Ama artık uğraşmaktan sıkıldım. Pek işime gelmiyor uğraşmakta. Bu sefer yapabileceğim daha kolay pratik işlere bakayım diyorum. Distribütör bakımı, temizliği bakım yaptım. Tevzi makarası, bujiler söküp kontrol edip elden geçiriyorum. Yine yok, yine yok, yine yok. Maalesef bir türlü toparlayıp düzeltemedim. Yine bir kere de stoplama faslında devir düşüyor. Tam duracak gibi oluyor. Tüp düğmesinde seviye ışıkları pırpır ediyor. Diyorum tamam, sorun elektriksel ama şasi sorunu mu yoksa stoplayacak oluyor. Şarj seviyesi düşüyor. Ondan mı kaynaklı? Çünkü bir vaziyette kontağı kapatırsam ekrandaki ışıklar geç sönüyor. Birden gitmiyor. Sonrasında ateşleme modülü ısınmasından oluyordur diye tez bozuluyor diye ateşleme modülünü distribütör uzaklaştırma gibi bir fikrim vardı aklımda. Hem motor ısısından uzaklaştırıp uzun ömürlü olmasını ve bozulmasını engelleyeceğim. Hem de böylelikle ısınma sorunu çözersem eğer bu stoplamayı da teyit etmiş olurum. Ve uzaklaştırdım. Bunun da zaten videosunu yaptım. Başka bir noktaya aldım. Montajını yaptım. Güzel de oldu ama sıkıntı yine düzelmedi derken acaba benzinde bu sorunu yapar mı diye denemeye karar verdim. Acaba benzinde yapmasa tüpte mi ilgilidir diye netleştirmeyi denedim. Yapmadı gibi ama emin değilim. Çünkü benzinde çok sağlıklı çalışmıyor. O yüzden kesin sonuç alamadım. Zaten benzin pompası da patlamıştı. Onun da videolarını çektim, paylaştım. Sürekli benzinde kullanmadığımız için sıkıntı yapıyor. Hortumlar çatlıyor. Onları da değişmiştim. Bu sefer de geçen benzin otomatiğini patlattı dedik. Bunun videosunu yaptım. Ondan sonra yine bir düzelme olmadı. Bu ekstra işlemlerde cabası arkadaşlar. Ve de sıra geldi. O voltaj ölçümü yap diyen Ankara'daki Pevrul ustamın Face'deki Temperatipo Krallığı grubunda paylaştığı videoyu izlemeye. Videoda elindeki araç 12 volt. Kontrol kalemim voltaj ölçüyor. LPG kesicilerin voltajı şaseyi ortak tutuyor. Bir aküden artıyı ölçüyor. Lamba parlak. Bir de kesicideki artıyı ölçüyor. Voltaj düşük. Düşük yandığı gibi de diyor ki 12 volt aküden çıkıp sigorta kutusuna, oradan kontağa, oradan tekrar sigorta kutusuna ve tüp düğmesine gidiyor. Elektrikte ulaşıyor ve mesafe uzuyor, voltaj düşüyor. Ve buraya kadar her şey normal. Çünkü daha önce de ben de ölçü aletiyle ölçümlerimi yaptım. 12 volt yerine 9 volt çıkmıştı ve kesici açıyordu. Sonra yine de bir deneyim dedim. Şase verip denemiştim. Bir de kutu başından artı vereyim dedim. Bunu denemeye karar verdim. Araç uzak mesafeden geldi. Evin önünde park edeceğim ve havalar çok sıcak. Stoplamaya olayı had safhada. Neredeyse debriyaja basacağım. Vites değişmek için stop edecek. Neyse cikliği hafif çektim. Kaputu açtım. Yine araç cikliğe çektiğim için 1100-1200 devirde çalıştığı halde. Kabloyu kutup başından kesicinin artısına verdim. Ve tık diye bir ses geldi. Açtı kendini. Sorun düzeldi. Bu durumda tüp düğmesinden gaz kesiciye giden hattı aküden direkt hat bağlayıp röle ile kumanda ederek kesiciye kuvvetli akım ve voltaj vermek gerekiyor. Bunu da böylelikle anlamış oldum. Dolayısıyla arkadaşlar detayları not alıp bu şekilde aktarmaya çalıştım. Bayağı bir sıkıntı yaşadım. 3 senedir bu sıkıntıyı yaşıyorum. Bu röle vardı aslında bende. Röleyi yine bir ateşleme modülü bozulması nedeniyle bir tanımış olduğum abimin bir elektrikçisi vardı. Gittik ona baktı falan düzeltti. Kablolar ekşili fazla eski tesisat yenilenecek falan gibisinden bir şeyler söyledi. Yapmış bu işlemleri fakat orada bağlı olan artı gelen yani aküden direkt gelen artıyı sağlayan bir röle vardı. Şeffaf bir röle. Onu hep görüyordum. İçerisinde de led yanıyor çalıştığı zaman. Nasıl şu tüp düğmesindeki kontağı açıyoruz sarı lamba yanıyor. Şöyle bakalım. Şimdi gitti çünkü ateşleme yok, algılamıyor. Tekrar marş basarsak algıladığında bu sarı lamba yanarsa o röleyi de açıyor. Rölenin içinde de bir led var. Röleye aktif olduğunu gösteren bir led var. Yani o tarz rölelerden bir tane röle vardı. Fazladan röle bağlamış deyip bu röleyi çıkarıp attı maalesef o elektrikçi usta. Ona da buradan selam gönderiyorum. Meğerse mantığı buymuş arkadaşlar. Kesicilere giden elektriği direkt aküden besleyip aynı far rölesindeki mantık gibi
sıkıntıyı önleyebilmek. Şimdi sıkıntı şu, şöyle tespit ettim. Kesici niye sıkıntı yapıyor? İçerisinde bir, daha doğrusu kesici var. Kesiciye elektrik geliyor, bobinler var. Bobinlerin etrafında manyetik alan oluştursun diye elektrik girdiğinde ortasında bir tane çekirdek bini var, ileri geri giden. Bunun başında da bir tane lastik takoz var. LPG beynindeki gaz gelen yeri açıp kapatan. Bu orayı açıyor. Tam ağızda bir yerde duruyor herhalde. Araç da ısırıp 90'a gelince o gidip gelen çekirdeğin önünde bir tane yay var. İleriye geriye kaçtığında yumuşak hareketler, tak tak diye ses çıkartmasın diye, hareketlerini yumuşatsın diye bir yay var. Muhtemelen bu ısınıyor. Voltaj da düşük geldiği için tam anlamıyla kendini geri çekip açamıyor veya ileriye itemiyor. Yay da ısıdan genleştiği için sınırda bir yerde duruyor. Yani gazı motorun çalışma, vakumlama etkisiyle bir şekilde çekiyor herhalde. Debriyaja basıp da devri düşürürsem, gaz da vermediğim için o sırada yay tam anlamıyla iteliyor kendini. Elektromanyetik alandan da tam etkilenmediği için, tam kesip veya açamadığı için orayı kesiyor. Böyle bir sıkıntıya sebebiyet veriyormuş meğerse. Gaz kesiliyor gibi oluyor. Bununla beraber birçok kez yolda kaldım. Araç topladı, ışıklarda hareket edemedim. Ateşleme modülüyle uğraşıyorum. Aküden bir şekilde elektrik veriyorum. Kontağı aç kapat, benzine geç, bir şekilde çalıştırıyordum. Meğersem bu yüzdenmiş. Demek ki uğraşırken bir şekilde elektrik canlı gelip bu kesicinin içindeki çekirdeği, yani valfi açıp gazın gelmesini sağlayıp çalıştırabiliyormuşum. Hatta şöyle bir denemem olmuştu. Yine bir şekilde düz elektrik verip artıdan çalışmıştı. Tabi orada ben bilmiyorum kesicinin sıkıntılı olduğunu, tam açıp açmadığını. Çalışmıştı. Böylelikle bunu da 3 yıl sonunda tespit edip keşfetmiş oldum arkadaşlar. Sıkıntılarımızın birçoğu bu yüzden. Başka bir hali de bunun, başka araçlarda sabah çalıştırırken tam anasıyla akım gelmediği için, kesici tam kendini açmadığı için yaşanılan sıkıntılar var. Genelde o yüzden böyle bağlıyorlar. Ben şimdi bunu bu tarzda yaşamış olduğum sıkıntı için kullanacağım. Tüp beyni değişti. Kesici de değişmiş oldu ama yine de araçta bir titreme olduğunu hissediyorum. Tam açmıyor. İleriki zamanlarda tüp beyni artık kontağı aç kapat, sıcak soğuk derken bir şekilde kendini salıp bırakacak. O kesicinin içerisindeki bobinler de bir zamanla manyetik özelliğini kaybetmeye başlıyorlar. Tam ilk günlerindeki gibi performans vermiyor. İleriye yönelik tedbir amaçlı ben yine de bu röleyi bağlayacağım. 5 bacaklı bir röle aldım. Nasıl bağlanır diye onu gösterip anlatmaya çalışacağım. Videoda da resimlerini yine eklerim, şemalarını paylaşmaya çalışırım. Röle bacakları var. Röle bacağına aküden direkt bir artı alacağız. Almış olduğumuz artıyı tüp düğmesinden kesicilere giden hatta alıp tetik ucuna vereceğiz rölenin. Bir de şase falan bağlayacağız. Bağlamış olduğumuz şase ile de aracı çalıştırdığımızda röle devreye girecek. Aküden gelen elektrik hattını direkt kesicilere göndermiş olacak. Şimdi bunun işlemlerini göstereceğim arkadaşlar.